Doğalgaz zammı tabii konutlardaki kullanımla bitmiyor. Bakın konutlarda bir yılda %93 zam. Sanayide ne kadar biliyor musunuz? Bir yılda %549 küsür. Onun da bir küsuratı var. Sanayicinin doğalgazı bir yılda bakın ne kadar zamlanmış. Ha bir de tabii şunu düşünelim. Şaka değil bu. Yani bu işin şakası yok. Bu çünkü bizim bütün hayatta kalmamızı sağlayan, tüketmemiz gereken her şeye yansıyacak işte, değil mi? Alın size buyurun ekonomi modeli, gözlerdeki ışıltı. Hatırladınız ya. Yahu bir yılda %550 sanayicinin doğalgaz maliyeti zamlanmış. Ya bu nasıl olabilir ya? Bu nasıl olabilir ya? Sanayiciyi, küçük üreticiyi, işletmecilerin herkesi ilgilendiren bir olay. Bu gelen zamları maliyetin neresine koyacağız ben çok merak ediyorum. İlk gördüğümde 1 Nisan şakası demiştim buna. Zaten zor üretim yapan, maliyet yükü katlandıkça katlanan sanayici güne yeni zamlarla uyandı. Sanayicinin kullandığı doğalgaza %50, elektriğe %20 zam geldi. Son zamla doğalgaz tarifesi sanayide bir yılda %550, elektrik tarifesi de %212 artmış oldu. Enerji gibi ona benzer gelen zamlar direktmen yansıdığı için üretim sahasında çok ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. İnsanların moralleri bozuluyor. İkiderli'de bulunan bu çorap fabrikasına 6 ay önce 45 bin lira elektrik faturası gelmişti. Son zamların etkisiyle o fatura fabrika aynı elektriği kullanmasına rağmen 116 bin liraya çıktı. Bu son zamla birlikte de fatura daha da katlanacak. Bakın o dün geçen aya göreydi ama önümüzdeki ayın ne geleceğini biz bilmiyoruz. Katlanacak. Üreticinin, sanayicinin üretebilmesi için olmazsa olmazı enerji. Ama hem elektrik hem doğalgaz zamlarının arkası kesilmiyor. En son üreticinin Şubat enflasyonu açıklandı. %105 ile 27 yılın zirvesine çıktı. Enerji zamlarıyla üreticinin enflasyonu daha da katlanacak. Şöyle bir söylemi ben kabul etmiyorum. Ya bütün dünyada oluyor bu enflasyon. Bütün dünyada artış oluyor. Oluyor ama biz kendi ülkemize bakalım. Kendi evimizin önüne bakalım. Biz ne kadar orada söz sahibiyiz, ne kadar mücadele ediyoruz bunun şeyine bakmamız gerekiyor. Üreticinin yükselen enflasyonu doğrudan tüketiciye yansıyor. Kasım ayında üretici enflasyonu %54'tü. 3 ay sonra Şubat'ta tüketici enflasyonu bu oranı yakaladı. Yani %105 ile 3 haneyi bulan üfe oranı birkaç ay içinde tüketici enflasyonu hanesine de yazılabilir. Üretim maliyeti artınca ürünlerin fiyatı katlanıyor. Geçen yıl bu fabrikada 2,5 liraya üretilen bu çorap artık makinelerden 6 liraya çıkıyor. Bu durum üreticinin enflasyonunu, sonrasındaysa tüketicinin enflasyonunu etkiliyor. 8 ülkeye çorap gönderen sanayici Kazım Özeren, zorda olan üretici için acil önlem alınmasını istiyor. Üretimin ayakta kalması gerekiyor. Bizim istihdam anlamında, emek anlamında mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapamazsak ülke anlamında çok geriye gideceğiz. Kriz masası oluşturmamız gerekiyor. Yoksa öbür türlü mücadele etme şansımız yok.